bugün biraz şaşıracaksınız. Bugün kameranın karşısında ben olacağım. İlayda kamera arkasında bugün. Biz yer değiştirdik. Ben de bir selam verim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya'ya gelmeden önce ve hemen geldikten sonra yapmanız gereken şeyleri anlatacağız. Madde madde bunları sıralayacağız ve bazılarını online yapabileceksiniz. Ve bu online yapabileceğiniz şeylerin linklerini hem açıklamaya bırakacağız hem de bilgisayarın ekranından da size göstereceğiz. O zaman hemen ilk maddeyle başlıyorum. Önce buraya gelmeden önce yapılacaklarınla başlayalım. İlk maddemiz tüm üyelikleri kapatmak. Bu ne demek? Eğer üzerinizde bir elektrik faturası, bir doğalgaz faturası, su faturası, kredi kartı, internet üyeliği varsa bunların hepsini gelmeden önce kapatmanızı ve kapatıldığından da emin olmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada birkaç arkadaştan duyduk biz. Kapattıklarını iddia ediyorlar ve kapatıyorlar hatta. Ama bu servis sağlayıcıları bazen bazı böyle şeyler yapıp aslında hesabınız kapatılmamış, askıya alınmış ve hala bir borç biniyor üstüne. Bu tarz şeylerden dolayı bunu iki kez kontrol etmenizi tavsiye ederim. İkincisi olarak bir banka hesap kartınızı Türkiye'de açık bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'den bir şey satın almak istediğinizde buradaki Avustralya kartlarının bazıları bazı Türkiye internet sitelerinde çalışmıyor. Mesela hepsi burada da çalışmıyor diye hatırlıyorum ben. Arkadaşıma hediye almak istemiştim. Trendyol'da çalışıyor ama hepsi burada da çalışmıyor. Çiçek sepetinde de çalışıyor. Böyle işte bazı sitelerde çalışıyor, bazı sitelerde çalışmıyor. Bu yüzden ben Türkiye'de bir banka hesap kartınızın açık olmasını tavsiye ederim. Hem kolaylıkla oraya da para yollayabilirsiniz. Ve hatta burada şey de ekleyebiliriz. TransferWise diye bir uygulama kullanıyoruz biz. Avustralya'dan Türkiye'ye para yollamak istediğimizde çok hızlı bir şekilde direkt olarak oraya yollayabiliyoruz. Üçüncüsü, eğer hiçbir üyeliğinize bağlı değilse telefon numaranızı kapattırabilirsiniz. Ama bazen hiç aklınıza gelmeyen yerlerde bile eski telefon numaranız o hesaplara bağlantılı olduğu için sorun çıkabiliyor kapattırdığınızda. İşte kod, SMS kodu almanız gerekiyor falan filan. Sıkıntı oluyor. Benim size burada tavsiyem, eğer hattınız faturalıysa hattınızı kontrolüye çevirip 3 ayda bir, 4 ayda bir 20 lira, 30 lira neyse ödeyip hattınızı hala açık tutmanız ve o hattınızı yanınızda getirmenizi tavsiye ederim. Dördüncüsü, eski kimlik veya ehliyetiniz varsa bunları buraya gelmeden önce yenisiyle değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü şöyle oluyor, sizin burada bazı yerlere başvururken sizin Türkiye kimliğinizi istiyorlar, Türkiye ehliyetinizi istiyorlar ve bu eski kimlik ve ehliyet Türkçe olduğu için çoğu zaman bunları çevirtirmeniz gerekiyor. Bazı yerler çevirisini bile kabul etmiyor. O yüzden yeni kimlik ve yeni ehliyet İngilizce olduğu için, aynı zamanda İngilizce açıklamaları da bulunduğu için direkt onları kullanabilirsiniz. Hatta biz İlayda'ya Uber Eats hesabı açmak istemiştik. Onun ehliyeti, Türkiye ehliyeti eski ehliyet olduğu için çevirtirmemize rağmen kabul etmemişlerdi. 5 numara, eğer Avustralya'da bir tanıdığın, aslında bu hem gelmeden önce yapılabileceklere yazılabilir hem de geldikten sonra yapılacaklara yazılabilir. Çünkü eğer Avustralya'ya gelmeden önce bir tanıdığınız varsa burada, o tanıdığınızın adresini göstererek öncelikle tax file number almanız ve daha sonra ABN number almanızı tavsiye ederim. Neden burada tanıdığınız varsa diye diyorum. Çünkü bu iki numara sizin adresinize yollanıyor. Ve eğer Avustralya'da bir adresiniz yoksa doğal olarak bunu size yollayamazlar. Hatırladığım kadarıyla ABN adresinize yollamıyorlar. Direkt onu internet üstünden mailinize alabiliyorsunuz ama tax file number sadece bir sefere özel şekilde sizin adresinize postalanıyor. Hiçbir şekilde ne mail yoluyla ne başka bir yolla size yollanmıyor. Bu arada bahçemizde de çalışma var. Ev sahiplerimiz bahçeyi düzenliyor. Arada inşaat sesi gelebilir. Onun dışında şimdi bu iki numara ne işe yarıyor? Onları da açıklayayım yavaşça. Tax file number Avustralya'da bir işe girdiğinizde sizin bu numara üstünden vergilendirilmenizi sağlıyor.
Şimdi siz yeni bir işe kabul edildiğinizde size doldurmanız için bazı formlar veriliyor ve bu formlardan birinde tax file number'ınızı yazmanız gerekiyor. Ve yani doğal olarak bunu ya gelir gelmez almanız lazım ya da gelmeden önce elinizde bulunursa çok iyi olur. Zaten neden gelmeden önce almanızı tavsiye ediyorum? Çünkü buna başvuru yaptığınızda 15 gün içerisinde geliyor. Yani belki siz 15 günden daha erken bir sürede bir iş bulacaksınız. Belki daha gelmeden önce bir iş ayarlamış olacaksınız. Ben zaman kaybetmemeniz açısından direkt olarak bu tax file number'ı almanızı tavsiye ediyorum. Ve öncelikle ABN'den önce tax file number'ı almanız gerekiyor. Bunun nedeni ise ABN alırken orada size bir soru soruyor. Tax file number'ınız var mı? Eğer tax file number'ınız varsa formu doldurduğunuz an ABN number'ınızı alabiliyorsunuz. Peki ABN number ne? Australian Business Number. Burada Avustralya'da eğer bir şirket açarsanız, mesela nasıl diyeyim, biz buraya ilk geldiğimizde mesela ev temizliği yapıyorduk. Burada yeni inşaatı bitmiş evlerin temizliğini yapıyorduk. Ve sonuçta bunun da bir faturasını, bunun da bir vergisini ödemeniz gerekiyor. Bu tarz işlerde vergi ödeyebilmek için bir ABN number'a ihtiyacınız var. Onu da almak dediğim gibi çok basit. Eğer tax file number'ınız varsa ve anında alabiliyorsunuz bunu. Uber Eats yaparken de ABN number'a ihtiyaç var mı? Evet, Uber Eats, Deliveroo, Menulog, sonra ne var burada? Uber Drive'a. Uber Drive'a. Bu gibi işleri yaparken ABN number'a ihtiyacınız var. Her ihtimale karşı buraya gelmeden önce bir kişiye böyle genel kapsamlı bir şekilde bir vekaletname vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü neyin ne olacağı belli olmaz. Daha önce açıkladığım gibi gelmeden önce faturalarınızı kapattırabiliyorsunuz, kapattıramıyorsunuz. Eğer böyle bir problemle karşılaşırsanız tabii buradan halledemezsiniz. Vekalet verdiğiniz kişi sizin yerinize bu tarz problemleri çözebilir. Mesela biz senin okuldan belge alman gerekmişti. İlayda'nın babası gidip almıştı. Biz İlayda'nın babasına vekalet vermiştik. Evet. İlayda'nın babası gidip çok kolay bir şekilde almıştı. 7 numara böyle genel olarak iş başvurusunda kullanacağınız belgelerin online bir dökümanların yani online bir şekilde depolanmış halini buraya getirmeniz. Neden online diyorum? Çünkü belgelerin kağıt hali zarar görebilir. Burada da her türlü belgenin online taratılmış hali kabul ediliyor. Ve bunlardan en önemli ikisi en azından benim için bir mühendis olarak onaylı diplomanın orijinal hali ve okuldan onaylı transkript. Bu ikisi çok önemli. Ben bu ikisini de buraya gelmeden önce tarattırmıştım. Hatta İlayda diplomasını getirmedi bile. İlayda'nın sadece şeyde Google Drive'da taratılmış hali var. Ve işimizi de gayet çok hızlı bir şekilde halledebiliyoruz bu sayede. Bu arada transkript alabiliyorsalar İngilizce almalarını tavsiye ederim. Tabii. Tekrar çeviri ücretiyle falan uğraşmamak adına. Numara. Bu biraz değişiklik gösterebilir ileride. Ben sadece şu an için anlatmak istiyorum. Daha doğrusu biz geldiğimiz zaman nasıl oluyordu? Önce onu anlatmak istiyorum. Biz buraya ilk geldiğimizde bize sınırdan daha giriş yaparken havalimanında Avustralya'ya giriş yaparken oradaki görevli bize nerede kalacağımızı sordu. Biz dedik ki City'de bir yer tuttuk ve kadın bize dedi ki kanıtlayın. Ben de Allah'tan Türkiye'den gelmeden önce karantinaya gireceğimizi bildiğim için 15 günlüğüne Airbnb'den bir ev tutmuştum. Hemen Airbnb uygulamasını açıp orada kadına bakın ben burayı tuttum. Burada kalacağım 15 gün boyunca demiştim. Ve bu sayede geçişimizi yaptı. Hatta biz oradayken başka öğrenciler de geliyordu. Mesela akrabasının yanında kalacak olanlar vardı. Kanıtlayın dediğinde adam kanıtlayamamıştı. Akrabaları havalimanına gelmek zorunda kalmıştı. Bu tarz şeyler olmuştu. Bu yüzden eğer bir akrabanızın yanına geliyorsanız bile onun sizi havalimanından almasını veya sadece kendi başınıza hiç kimsenin yanına gelmiyorsanız Airbnb'den bir ev tutmanızı tavsiye ederim. 9 numara depozito parası getirmenizi tavsiye ederim. Bu ne demek? Burada oda bile kiralasanız veya herhangi bir ev bile kiralasanız sizden ilk önce ya 2 haftalık ya 3 haftalık bazen 1 aylık sizden
depozito istiyorlar ve bu para yani kira böyle, yani kiranın depozitosunu istiyorlar ve genelde mesela ben oradan başvuru yaparken veya işte ben oradan ev bakarken hiç mesela aklıma gelmez yani depozito hiç aklıma gelmemişti. Sonra ben burada ev bakmaya başladıkça gördüm. Ev bakmak için de buraya geldikten sonra şey yapabilirsiniz. Nerelere bakabilirsiniz? Real Estate'e bakabilirsiniz. Gumtree'ye bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda ben ev kiralamayla iki önceki videoda ev kiralamayla ilgili size girmeniz gereken siteleri göstermiştim. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Aynen öyle. Orada zaten açıklamışız. Onu bir daha açıklamayacağım o yüzden. 10 numara bence bunu buraya gelmeye karar verdikten sonra daha vizeye başvurmadıysanız bile yani başvuracaksanız bile bunu hemen yapmanızı tavsiye ederim. LinkedIn hesabınızı Avustralya lokasyonuna çevirip yapabildiğiniz kadar çok fazla network yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü mesela benim şu anki girdiğim Avustralyalı şirket daha doğrusu beni öyle bulmadılar ama benim bir arkadaşım bulmuşlardı öyle. Mesela Avustralyalı bir şirket LinkedIn üstünden bir recruitment agency direkt bir mesaj atıyorlar. Diyorlar böyle bir iş var, başvurmak ister misiniz? O da yok diyor, ben ilgilenmiyorum diyor ama benim bir arkadaşım var, ona gösterebiliriz dedi. Ve bana yolladı ve ben öyle başvurup bu işe girdim. Yani demem o ki buradaki recruitment agency'ler çok aktif bir şekilde LinkedIn'i kullanıyor. Ve size en büyük tavsiyem buraya gelmeden önce çok hızlı bir şekilde Avustralyalı bir network ağı kurmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelince yapılacaklar. Bir numara telefon hattı almanızı tavsiye ederim. Tavsiye etmem, hatta bunu almalısınız. Burada 3 tane büyük operatör var. Bunlardan biri Optus, diğeri Vodafone ve sonuncusu da Telstra. En iyi, en geniş çekim ağına sahip olan Telstra ama doğal olarak da en pahalısı olan, pahalı olanı da Telstra. Biz Optus kullanıyoruz. Aylık 50 dolara sanırım 60 GB internetimiz var bizim. Bu arada 50 dolar değil, 40 dolar. 40 dolar mıydı? Evet. Aylık 40 dolara 60 GB internetimiz var ve taahhütümüz de yok. Taahhüt istediğimiz, ya yani taahhüt olmadığı için istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Fakat bu öğrenci tarifesi. Evet, bu öğrenci tarifesi. Evet. Ama zaten buraya geldiğinizde hemen bir Optus'a veya bir Telstra'ya, Vodafone'a gittiğinizde ben yeni geldim. Öğrenciyim ya da değilim. Bu hangi hatlar var? Hat çıkarmaya giderken pasaport ve vize belgelerini de yanında getirmeniz gerekiyor. Aynen öyle. İki numara banka hesabı açtırmak. Bunlardan hangisini daha önce yapacağınızı bilmiyorum. Hatta bunları hemen peş peşe yapmanızı bile tavsiye ederim. Biz öyle yapmıştık. Sanırım telefon numarası olmadan banka hesabı açılmıyor diye biliyorum. Doğrudur. Evet. Banka hesabını, iki numarada banka hesabı açtırmak. Burada çok fazla banka var yine. Bunlardan en büyükleri ANZ, Westpac, Commonwealth Bank. Biz Commonwealth Bank kullanıyoruz. Çünkü çok fazla etrafta ATM'i var. Ve branch'i de çok fazla. Bu yüzden biz Commonwealth Bank kullanıyoruz. Ama hep City'de yaşamayı düşünüyorsanız, City'de hepsinin ATM'i, branch'leri var. Ama böyle daha çok buraya geldikten sonra herkes suburb'lerde yaşıyor ve suburb'lerde pek fazla diğer bankaların ATM veya branch'leri bulunmuyor. Ben bu yüzden Commonwealth Bank'ten bir hesap açmanızı tavsiye ederim. 3 numara, şimdi ben Melbourne için konuşacağım, yani Victoria için konuşacağım. Vicroads'a gidip Customer Number almak. Bu Customer Number ne işe yarıyor? Customer Number aldığınızda araba alım satımı yapabiliyorsunuz ve Avustralya'nın ehliyetine başvurmak için, online olarak başvurmak için kullanıyorsunuz bunu. Zaten 4 numarada Avustralya ehliyetini almak. Bu Customer Number nasıl alınır? Customer Number, Vicroads'un herhangi bir branchine gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben Customer Number almak istiyorum diyorsunuz. Ve onlar sizden bir banka statement istiyor ve yanınızda banka kartınızı da götürmenizi istiyor. Sadece sizin kimliğinizi doğrulamak için pasaportunuzu istiyorlar. Evet, ya bunları sağladıktan sonra ücretsiz bir şekilde Customer Number'ınızı alabiliyorsunuz.
4 numarada bununla alakalı. Customer number'ınızı aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde Avustralya ehliyetinize başvurmanızı tavsiye ederim. Ay, konuşamadım. Başvurmanızı tavsiye ederim. Peki neden? Şöyle, şimdi burada bazı işler var, böyle casual işler. Mesela Uber Driver'ı yapabilmek için şartlardan biri şu: Avustralya full ehliyetine 6 ay sahip olmak. Veya işte şimdi Amazon Flex diye bir şey çıktı. Ya burada yeni yeni yapılıyor. Daha önce de vardır büyük ihtimal. Ama burada yeni yeni yapılmaya başladı. Amazon için kargo dağıtımı yapıyorsunuz. Ama bu da yine 6 ay Avustralya full ehliyetinizin olması gerekiyor buna da başvurabilmeniz için. 5 numara Uber Eats hesabı açmak. Neden 5 numarada bu var? Yapsan ya belki de diyebilirsin ki ben Uber Eats hiç yapmayacağım oraya geldiğimizde. Ama ben yine de ücretsiz olduğu için bunu da açmanızı tavsiye ederim. Çünkü mesela boş kaldığınız bir anda, mesela haftalık 20 saatinizi dolduramadığınız bir saat boşluğunuz kaldı. Ya bir saat Uber Eats açıp Uber Eats yapabilirsiniz yani. Ve gayet getirisi de iyi bir iş. Ben arabayla yapmanızı tavsiye ederim. Zaten bir diğer tavsiyem de şu: buraya geldiğinizde ucuz da olsa, ya 1000-2000 dolar aralığında da olsa bir araba almanızı tavsiye ederim. Çünkü mesafeler çok büyük ve ben buranın ulaşım sistemini pek sevmiyorum. Yani mesela biz burada Broad Meadows'ta oturuyoruz. Craigieburn diye bir başka bir suburb var ve bu ikisinin arası 10 kilometre falan. Hayır. Ve bayağı yani aynı hat üzerindeyiz. Ve benim oraya gidebilmem için iki otobüse binmem gerekiyor. 10 kilometre için iki otobüse binmem gerekiyor. Ve yaklaşık yani ve otobüs sefer sayıları da çok az olduğu için ya bu 10 kilometreyi bir saatte gidebiliyorsunuz yani. Bu yüzden benim diğer tavsiyem de eğer durumunuz el verirse buraya geldiğinizde direkt bir tane araba almanız ve bu arabayı alım satımını yapabilmek için bir önceki maddeyi uygulamanız gerekiyor. Vicross Customer Number'a ihtiyacınız var. Ve 6 numara, genel olarak burada şehir merkezine arabayla gitmek pek mantıklı değil. Çünkü park ücreti var ve yani ücreti veriyorsun, istediğin kadar da orada kalamıyorsun. Mesela genel olarak 1 saat, 2 saat, 2 saat çok az var şehir merkezinde. 1 saatlik park alanları var. Yani gidip bir yemek yesen çok hızlı bir şekilde kalkıp geri gitmen gerekiyor yani. Arabanın yerini değiştirmen gerekiyor. Bu tarz şeylerden dolayı şehre toplu taşıma ile gitmenizi tavsiye ederim. Şehre doğru giden tüm toplu taşımalar çok basit. Bu özellikle Melbourne'ın tren hattı gayet güzel. Ya bu suburb'den suburb'e gitmek zor burada. Ama bir suburb'den şehir merkezine gitmek oldukça basit. Ve burada toplu taşımaları, tramvayları, otobüsleri, treni kullanabilmek için Victoria'da Mikey Kart'a ihtiyacınız var. O da şöyle: bunu herhangi bir tren istasyonundan, daha doğrusu şehir merkezindeki tren istasyonlarından bu kartı alabilirsiniz. İçine kendi ATM'leri var. Oradan yükleme yapıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şehir içinde burada, city'nin içinde tramvay, metro her ne varsa ücretsiz binmek. Ama sadece şehir içinde. Trenler de mi ücretsiz? Evet. Ben pek kullanmadım şehir içinde tren. Tramvay da Tramvaylar kullanmadım. özellikle zaten o kesin ücretsiz. Zaten free zone diye bir zone var. O alan içinde tramvaylar ücretsiz. Evet. Ama yine de araba almanızı tavsiye ederim. Zaten çünkü bir kullanım herhalde 4,5 dolar. Mesafeye göre değişiyor ama mesela buradan ben Brunswick yaklaşık buradan 7 durak falan, her gün işe gidiyorum trenle. 7 durağa da 4,5 dolar basıyor. Yani çok fazla, çok pahalı. Yani zaten burada benzinin litresi 1 dolarla 1,70 arasında değişiyor. Aynen. Ve yani suburb'den yine suburb'den suburb'e giderken pek mantıklı değil toplu taşıma kullanmak. Zaten çok pahalı. Bence çok pahalı. Yani bir araba alsanız gayet kolay bir şekilde istediğiniz her yere ulaşım sağlarsınız. 7 numara, ben bunu biraz en sona bıraktım. Çünkü bence bu diğer maddeler daha önemli buna göre. Çünkü bunu da hemen yapmanızı tavsiye ederim. Yapabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 7 numara, konsolosluktan ikametgahınızı Avustralya'ya aldırmak. Bu neden önemli? Burada oy kullanabilmeniz için önemli. 2, bunun cezası var. Eğer konsolosluk fark ederse size bir ceza biniyor.
3 numara eğer pasaportunuzu uzatmanız gerekiyorsa zaten diyorlar. Mesela ben geçenlerde pasaportumu uzattım. Almamıştım ikametgahımı. Gittim bana dediler ki sen ikametgahını almamışsın dediler. İkametgahımı aldılar. Ben bir ceza ödemedim. Neden ödemedim bilmiyorum. Bir ceza ödemedim. Ama ikametgahımı Avustralya'ya aldılar. Ben hala almadım. İlayda daha almadı. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Onun da bir videosu gelir belki. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi demiş olduğum Commonwealth Bank'in internet sitesi bu. Ama biz buraya ilk geldiğimizde şeyi görememiştik. İnternetten alamamıştım ben banka hesap numarasını. Bizim bir arkadaşımız almış. Ben nasıl alındığını bulamadım. Bu yüzden branch'e gidip direkt branch'ten almıştım numarayı. Bu da internet sitesi. Belki branch'lerin yerine bakmak istersiniz veya daha sonradan hesabınızı aldıktan sonra girip işlem yapmak isterseniz. Bu da Commonwealth Bank'ın internet sitesi combank.com.au. Bir diğeri size demiş olduğum Optus. Optus'un numarasını da gidip branch'ten almanız gerekiyor. Çünkü sim kart almanız gerekiyor. Burada da planları var. Biz burada bizim planımız burada gözükmüyor, öğrenci planı. Onu gidip branch'te kendilerine sorabilirsiniz. Ama mesela öğrenci kullanmak istemiyorsunuz. 55 dolara 80 GB'lık bir paketi varmış mesela. Gayet iyi gözüküyor. Ben bunu almanızı tavsiye ederim. Ve buradan istediğiniz evi kendi Türkiye kartınızla bile ödemenizi yapabilirsiniz. TFN number, yani tax file number'ı alabileceğiniz internet sitesi, online olarak alabiliyorsunuz zaten. Ama 2 hafta sonra size yolluyorlar posta yoluyla. Onu da ato.gov.au sitesinden apply for a TFN and buradan foreign passport holders'tan seçerek TFN number'ınızı alabilirsiniz. Bir diğeri ABN number, Australian Business number. Onu da abr.gov.au sitesinden apply or reapply for an ABN. Ama bunu tax file number'ınız geldikten sonra almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu sayede çok hızlı bir şekilde, yani formu doldurduğunuz an ABN number'ınızı alıyorsunuz. Burada da Uber'e kayıt olacağınız, nasıl kayıt olabilirsiniz Uber Eats'e? Buraya geliyorsunuz, uber.com. Burada bir uzantısı var. Google'a Uber Eats Drive yazabilirsiniz, Uber Drive yazabilirsiniz. Buradan Sign Up seçeneğinden üyeliğinizi açıp bazı belgeler koymanız gerekiyor. İşte Türkiye ehliyetinizi kabul ediyor Uber Eats. Türkiye ehliyetiniz, vizeniz, buranın polis çeki. Zaten Uber size direkt linkle yönlendiriyor polis çeki nereden yaptıracağınıza dair. Onun dışında burada da Melbourne konsolosluğu var. Neden burayı gösterdim? Çünkü burada direkt kafanıza gidip göre gidip şey yapamıyorsunuz. Randevu almanız gerekiyor. Buradan Make Appointment seçeneğinden ne iş yapmak istiyorsanız pasaportunuzu mu uzatmak istiyorsunuz? Buradan randevu yapmanız gerekiyor. Veya ikametgahınızı buraya taşıyacaksanız yine buradan randevu yapmanız gerekiyor. Benim diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika. Kanala Bir tane ek yapacağım. ek yap bakayım. Benim yapacağım ek de şu arkadaşlar. Buraya gelmeden önce kafanızda belki soru işaretleri olabilir. İşte burada hani büyük mağazalar falan var mı diye benim kafama takılmıştı. Burada gidebileceğiniz en büyük mağaza Kmart Bitw ve var. Big W. Her türlü ev ihtiyacınızı yani her şeyi, aklınıza gelebilecek her şeyi bu mağazalarda bulabilirsiniz ve oldukça uygun fiyatta. Yani Türkiye'den böyle büyük şeyler getirmektense ben buraya geldikten sonra bu mağazalardan almanızı tavsiye ederim. Hem kaliteli hem de uygun. Böyle elektronik cihazları falan Türkiye'den hiç yanınızda taşımamanızı öneriyorum. Buraya gelince alabilirsiniz. Bunu da eklemek istedim. Bu kadar. Tamam. Ama kapatıyorum. Tamam. Kanalımızı
Takip ettiğiniz için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, subscribe yapmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.